Efendim iyi akşamlar. Bu akşam özel bir program yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi parti örgütü ve örgüt yönetiminden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kağan Salıcı ile bu seçim sürecinde, yerel seçim sürecinde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun ama Türkiye genel kamuoyunun da çok merak ettiği soruların yanıtını arayacağız. Oğuz Bey sağ olsun böyle bir özel programımıza teşrif etti. Oğuz Bey hemen girelim mi efendim? İyi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi müzakerelerini Koray Aydın'la birlikte siz yürüttünüz. Yani İyi Parti kanadından Koray Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi kanadından siz yaptınız ve 3 gün önce anlaşmaya varıldı. İki genel başkan buluştular ve anlaşmanın noktalandığını, anlaşmanın sonuçlandığını açıkladılar. 10 il İyi Parti'ye bırakıldı. 10 ilde İyi Parti'nin adayları desteklenecek. 11 ilde aralarında Ankara, İstanbul, İzmir gibi Türkiye'nin en önemli, en büyük 3 ilinin olduğu 11 ilde İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyecek. Şimdi bu genel çerçeve ama burada merak edilen detaylar var efendim. Mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de İyi Parti ilçelerde aday gösterecek mi gibi. Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Salı günü de parti meclisi toplantısı var. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Önce yapmış olduğumuz işbirliğinin bir genel çerçevesinden bahsedip ondan sonra sizin bahsetmiş olduğunuz konuya geleyim isterseniz. Hı hı. Şimdi biz niye böyle bir işbirliği sürecine girdik? Birincisi referandumda %52 alınmıştı bazı illerde. Yani %50'nin üzerinde hayır oyunun çıktığı yerler vardı. Ciddi bir güç birliği oluşmuştu. Hı. Orada bir siyasi figür öne çıkmadı, bir fikir vardı. Türkiye'de demokrasinin önü kesilmesin, Türkiye demokratik bir ülke olarak parlamenter sistemde yaşamaya devam etsin ama önceki parlamenter sistem değil, özgürlükçü bir parlamenter sistem olsun. Yürütme, yasama, bunların ayrıldığı bir parlamenter sistem olsun diye bir çaba yürütüldü. Ondan sonra önümüze 24 Haziran'da bir erken genel seçim geldi. Hükümet ekonomik durumun gidişatından memnun olmadığı için, daha uzun süre bekleyemeyeceğini gördüğü için genel seçimleri erken aldı. Orada Millet İttifakı yapıldı. Millet İttifakı'nda İyi Parti vardı, Saadet vardı, Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Evet. Bugün gelmiş olduğumuz noktada da bir yerel seçim sürecine giriyoruz. Kabul, yerel seçim sürecinin dinamikleri farklıdır, koşulları farklıdır. Ama biz bu işbirliği görüşmelerine başladığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi, daha doğrusu bu görüşmeler yürürken işbirliklerini çok hızlı bir şekilde ilan ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı çıktı, dedi ki biz Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday göstermeyeceğiz dedi. Aslında bu Türkiye siyasetinde kolay gördüğümüz bir iş değil. Radikal doğru, bir iş. Doğru. Ana amaç neydi? Ana amacı Türkiye'nin bekası üzerinden götürüyorlar ama bu seçimler bir yerel seçimler. Dolayısıyla İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı seçildiğinde Türkiye'nin bekası tehlikeye girmez. Türkiye daha da rahatlar. Nitekim birçok yerde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var ve beka sorunu yaşanmıyor. Aynen öyle. Hatta Türkiye güçleniyor. Türkiye'nin evet, çimentosu evet, oluyor. Evet. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları toplumsal huzuru sağlayan bir işlev görüyorlar. Öbür taraftan pratik olarak buna ihtiyaçları neden vardı? Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 24 Haziran seçimlerinde %42'ye düştü. Son 2015 Kasım seçimlerinde %50 civarında bir oy almıştı. %42'ye düştü. Milliyetçi Hareket Partisi daha önce bir muhalefet partisiyken iktidarın bir parçası olan bir partiye dönüştü ve parti bölündü. İyi Parti diye bir faktör çıktı. Hı hı. Bunların hiçbiri 2014 sürecinde yoktu. 2014 sürecinde karşımızda Adalet ve Kalkınma Partisi vardı ve muhalefet partileri kendi adaylarını çıkararak bir mücadele içine girmişlerdi. Ortaya Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu 6 tane büyükşehir belediye başkanlığı çıkmıştı. Onun dışında illerimiz var, ilçelerimiz var, hı, önemli kazanımlarımız var. Ama bugün itibariyle ellerindeki belediyeleri tekrardan kazanamayacakları korkusuna kapıldılar. Beka meselesi doğru. Beka kendi partilerinin bekası. Kendi liderlerinin bekası olarak anlamak lazım. Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğu sallanmasın diye bir işbirliği sürecine girdiler. Bu işbirliği sürecini ilan ettiklerinde bizim görüşmelerimiz devam ediyordu. Bu görüşme sürecinde iniş çıkışlar oldu. Tartışmalar oldu. Masadan kalkmalar oldu. Ama meseleyi şöyle görürsek doğru görmüş oluruz. Türkiye'de yerelde demokrasinin güçlenebileceği bir atak yapılması gerekiyor ki bu iktidarı genelde geriletebilecek bir sürece dönüşsün. Evet, Türkiye'nin bekası söz konusu
değil. Yani Türkiye bir dış güçün saldırısı altında değil, işgal tehlikesiyle karşı karşıya değil. Türkiye'nin bekası bir siyasi partiye, bir lidere indirgenebilecek bir mesele de değil. Bu kadar basit bir mesele değil. Ama Türkiye'de insanlarımızın, yurttaşlarımızın, emekçilerin geçim sıkıntısı söz konusu. Ekonomik kriz söz konusu. Ve siyasi iktidarın baskısı söz konusu. Böyle bir ortam altında Türkiye'ye bir umut verilsin, demokrasi güçlensin diye bir işbirliği hazırlandı. Bu işbirliğinde bahsettiğiniz gibi 21 il var. 3 büyük şehir, Ankara, İstanbul ve İzmir ki seçmenin büyük bir kısmı burada yaşar. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi aday gösterecek. İyi Parti bu büyük şehirlerde büyükşehir belediye başkan adaylıkları için aday göstermeyecek. Büyükşehir belediye başkanlıkları için. Tamam. Biz bu süreçte sadece büyükşehir belediye başkan adaylıklarını konuştuk. Yani hangi ilde kim aday gösterecek? Kimi aday göstereceği de konuşmadık. Cumhuriyet Halk Partisi mi aday gösterecek? İyi Parti mi aday gösterecek? İşte İyi Parti Samsun, Konya, Kayseri gibi, Gaziantep gibi bazı illerde aday gösterecek. Cumhuriyet Halk Partisi de kendisinde olan 6 büyükşehirde artı Ankara ve İstanbul'da, onun dışında da Bursa, Adana, Antalya gibi önemli şehirlerde aday gösterecek. İyi Parti buralara destek verecek. Aday çıkarmayacak. Gelelim ilçelere. Evet, bu illerdeki ilçeler. Bu illerdeki mesela ilçeler. Mesela İstanbul'daki ilçeler ya da İzmir'deki Ankara'nın, ilçeler. Ankara'nın ya da İzmir'in ilçeleri. Evet. Buralarda biz prensip olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olan yerlerde İyi Parti'nin aday çıkarmasını doğru bulmuyoruz. Bunu da ifade ediyoruz. Hala hazırda bir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı var zaten. O Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının olduğu bir yerde İyi Parti'nin aday çıkarması doğru değildir. Ama bu %100 sağlanabilir mi? Onu bu görüşme sürecinde göreceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olmadığı yerlerde eğer Cumhuriyet Halk Partisi orada daha güçlü sonuç almaya yakınsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının desteklenmesini prensip olarak doğru buluyoruz. İyi Parti'nin sonuç alabileceği yerler varsa İyi Parti'nin adayının desteklenmesini doğru buluyoruz. Dolayısıyla bu bahsetmiş olduğumuz 21 büyük şehrin ilçelerini biz il başkanlarımıza soruyoruz. Sizin görüşleriniz nedir diye. Oradaki milletvekili arkadaşlarımıza soruyoruz. Bazı illerde bizim 2 milletvekilimiz var, bazısında 10 milletvekilimiz var, bazısında daha fazla var. Şimdi bunları soruyoruz. Bu soruların toplamında ortaya çıkan konularla ilgili hangi ilçede kim aday gösterecek, kimlerin aday göstermesi daha doğrudur? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mi desteklenmesi daha doğrudur, İyi Parti'nin desteklenmesi daha doğrudur, bu ortaya çıkacak. Olmadı, bazı yerlerde anlaşamadık. Ayrı ayrı adaylar çıkaracağız. Bunun müzakeresini yapıyor musunuz halen? Yapılıyor. İyi Parti ile. Yapılıyor, evet. İlçe bazında, evet. Yani şu ilçeyi evet. de siz çıkarın, bu ilçede biz çıkaralım evet. gibi. Evet. Tamam. Anlaşıldı. Şimdi efendim, bugün medyada bir haber çıktı, sosyal medyada bir haber çıktı. 7 büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarının belirlendiği ve bu parti meclisinde, salı günkü parti meclisi, şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde hani çok aday var, bu seçimlere iddialı girildiği için, çok belediye kazanması beklendiği için Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok aday var doğal evet. olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde o demokratik iç yarış da kendi çapında yaşanıyor bütün dinamiğiyle. Bu da tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ne özgü bir hani kültür ve evet. demokrasi şöleni. Dolayısıyla şimdi sanıyorum bizi merakla izliyor aday adayları. Bu 7 ille ilgili işte aralarında Adana var, Antalya var, Mersin var, İzmir var. Galiba evet. Onlarda adaylarınız belli mi? Ankara dahil. Bu parti meclisinde açıklanacak mesela Adana adayı, Antalya adayı, Ankara adayı. Evet. Şimdi tabii parti Çünkü meclisi... bu illerin adaylarının genel merkezin kafasında netleştiği ve bu parti meclisinde açıklanacağına dair evet. bir haber bugün sosyal medyada. Parti meclisi toplantısı yaklaştıkça başka haberler de çıkacaktır. Evet. İşte evet. burada aday değişti, öbür tarafta başka bir adayın ismi devreye girdi, son dakika haberleri falan diye. Şimdi bunlara çok itibar edilmemesi gerekir. Cumhuriyet Halk Partisi kurulları çalışan bir parti. Yani Merkez Yürütme Kurulu... Parti meclisi, esas yetki parti meclisinde, parti meclisinde tartışılmadan, parti meclisinde konuşulmadan bir adayın ilan edilmesi, kamuoyuna sızdırılması, bu tür şeyler söz konusu olmaz. Ama şu var, İyi Parti görüşmeleri genel çerçevesi itibariyle bitti. Yani el sıkışıldı. Dolayısıyla bu 21 büyük şehirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday açıklamasını engel bir durum söz konusu değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bulunan 11 büyük şehir için aday açıklamasına engel bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu haberler ondan dolayı biraz artacaktır. Bir konuyu Mersin'le ilgili söyleyeyim. Mersin bu 21 büyük şehire dahil değil. Mersin'de Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını çıkaracak.
İYİ Parti. İYİ Parti de kendi adayını çıkaracak. Hı-hı. Yani anlaşma kapsamı dışında olan bir ilimiz. Dolayısıyla orada Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımız aday gösterilecek ve yarışacak ve kazanacak. Bundan eminiz. Evet, peki bu parti meclisinde, ben soruyu bir başka şekilde bir daha sormak istiyorum. Bu parti meclisinde, salı günkü parti meclisinde işte Adana, Antalya, Mersin, İzmir, Ankara, İstanbul, ki İstanbul adayı zaten hani Sayın Kılıçdaroğlu evine kahvaltıya da giderek adeta deklare etmedi ama hani iyice gösterdi Sayın İmamoğlu'nu. Açıklanır mı? Bazıları açıklanabilir. Bazıları açıklanabilir. Ama tamamının açıklanacağına dair ya da basına düşen isimlerin açıklanabileceğine dair bir veri yok şu anda elimizde. Hı hı. Çalışmalar devam ediyor. Ki zaten bu çalışmalar dün başlamış çalışmalar değil. Seçim sürecinin başından beri çalışmalar devam ediyor. Kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Örgütlere soruluyor. Hı hı. Milletvekillerine soruluyor. O illere heyetler gönderiliyor. O illerin yazmış olduğu raporlara bakılıyor. Bütün bu çerçeve içinde üstüne bir de İYİ Parti ile yapılmış olan işbirliği görüşmelerini de katarsak artık yavaş yavaş büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını açıklamaya başlayabilir. Ama bu parti meclisine hangi illerin geleceği bilgisi henüz daha oluşmuş değil. Henüz anladım. O zaman bu sosyal medyada bugün çıkan bu 7 büyük şehirle ilgili haberin doğru olmadığı kanaatine varabilirim. Evet, tabii. Ben tabii. İzmir'e özel bir soru soracağım efendim. Şimdi Ankara'da ve İzmir'de böyle adı öne çıkan, işte bu olacak büyük ihtimalle denilen adaylar var. Her ne kadar Ankara'da hani bir son bir anket yapılacağı Ankara adayının belirlenmesi için söyleniyor. Herhalde doğrular mısınız Ankara'da anket yapıldığını? Anket konularından Sayın Seyit Torun sorumlu. Dolayısıyla Seyit Bey yaptırıyor olabilir. Ama Seyit Bey mütemadiyen yaptırıyor. Yani böyle durup bir ay sonra tekrardan yapalım demiyor. Önemli bir gelişme oldukça ölçüme devam ediyor. Dolayısıyla Ankara yapılıyor olabilir yani. Ankara'da da bir netleşme olmadığını aynen. Söyleyebiliriz. Aynen. Tamam. İzmir'le ilgili şimdi son birkaç gündür Sayın Aziz Kocaoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut belediye başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Sayın Aziz, İzmir'de de çok aday var. Çok aday adayı var Büyükşehir için. Yeniden Sayın Aziz Kocaoğlu'nun adının gündeme geldi ve onunla Cumhuriyet Halk Partisi'nin devam edebileceğine dair son birkaç gündür Ankara kulislerinde, parti kulislerinde iddialar dolaşıyor. Bu soruyu sorsam ne dersiniz? Şimdi Sayın Kocaoğlu iyi bir belediyecilik yaptı. Özellikle İzmir'in hem metropol ilçelerine hem daha çeperdeki ilçelerine önemli hizmetlerde bulundu. Ve sonra döndü, dedi ki ben düşüneceğim ve kararımı açıklayacağım. Ondan sonra da kararını kendisi açıkladı. Dedi ki ben bundan sonra belediye başkanlığı değil, benden sonra gelecek olan arkadaşlara bırakmak istiyorum dedi. Şimdi bu siyasette kolay kolay yaşamadığımız bir olgunluk. Onu bizim takdir etmemiz lazım. Kendisine teşekkür etmemiz lazım. Kendisinin vermiş olduğu hizmetleri daha ileriye götürebilecek olan arkadaşlarımızla bu sürecin devam edeceğini görmemiz lazım. Şimdi Sayın Kocaoğlu'nun ortada böyle bir beyanı varken ve bu beyanı ortadan kaldıracak herhangi bir başka beyan da bulunmamışken bence bu konuların kulislerde konuşulmasını tabii ki anlarım. Kulislerde birçok şey konuşuluyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de Cumhuriyet Halk Partili bir arkadaşımızla yoluna devam edecek demek daha gerçekçi olur. Başka bir arkadaşımızla devam edecek demek daha gerçekçi olur. Yani Aziz Bey'in adı tekrar aday olarak gündeme gelmeye... Ya kendi beyanını ortadan kaldıracak başka beyan yok şu ana kadar. Anladım. Anladım. Gayet net bir cevap. Bir de şimdi bu İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi mutabakatının açıklanmasından sonra hani 11 il şunlar, 10 il bunlar İYİ evet. Parti'nin diye. Nitekim Balıkesir'de ve Denizli'de biraz Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerinde bir rahatsızlık sesleri geldi. Ne dersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz Denizli ve Balıkesir'deki CHP tabanından gelen örgüt şeyleri, itirazları? Şimdi ben arkadaşlarımızın duygusunu gayet iyi anlıyorum. Ben de onlarla beraber mücadele etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde emek vermiş, il başkanlığı yapmış. İstanbul İl Başkanlığı'ndan geliyorsunuz. Bir arkadaşlarıyım. Onların duygularını gayet iyi anlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ortaya bir aday koyduğunda, ki Balıkesir'de Sayın Ahmet Akın bizim adayımızdı. Milletvekilimiz aynı zamanda. Bizim de arkadaşımız. Denizli'de henüz aday açıklanmamıştı ama iddialı bir süreç hazırlığı vardı. Sürecin içine girdiğinde örgütteki emekçi arkadaşlarımız bunun
başka bir şekilde sonuçlanmasını, ya başarıya sonuçlanmasını isterler. Başka bir şekilde sonuçlanması durumunda da bir üzüntüye kapılırlar. Bu çok anlaşılır bir şey. Onun için ben o arkadaşlarımızın ortaya koymuş oldukları kırılganlığı gayet yakından anlıyorum. Ama öbür taraftan meseleye şuradan bakmak lazım. Biz Balıkesir'den ya da Denizli'den ya da Manisa'dan bakamayız Türkiye'ye. Biz Türkiye'ye baktığımız zaman 81 ili görmek zorundayız. Türkiye'nin bütün sınırlarını ve oradaki bütün yurttaşların ortak çıkarını görmemiz lazım. Bütün yurttaşlarımızın ortak çıkarı diktatörlüğe doğru giden bir Türkiye'de demokrasiyi savunma hattıdır. Bu savunma hattında eğer birileri Cumhuriyet Halk Partililerinin yanında durmak istiyorsa bizim görevimiz onları itmek değildir. Onları tutmak, yanımıza doğru çekmektir. Bu işbirliği görüşmeleri ve bunun dışında yapılan örneğin Saadet Partisi ile Sayın Karamollaoğlu'nun dirsek teması diye ifade ettiği, bizim bütün seçmenle ilgili sandıkta ittifak yapacağız diye ifade ettiğimiz mesele bu. Eğer demokrasi paydasında biz buluşuyorsak, iktidarın yanlış bir yere doğru Türkiye'ye götürdüğünden eminsek, Türkiye'de laiklikle ilgili ciddi kaygıların olduğunu, demokrasiyle ilgili kaygıların olduğunu, insan haklarıyla ilgili kaygıların artık çok üst düzeye ulaştığını görüyorsak, benim adayım şu kişidir, bu kişi olmazsa ben kırgınlık yaşarım duygusunu bir kenara bırakmamız lazım. Ben arkadaşlarımızın duygularını gayet iyi anlıyorum ama o duygularını demokrasi mücadelesine doğru evritmek gerekir. O illerin ilçelerinde Cumhuriyet Halk Partililer adaylaşacak. O adaylarımıza hep beraber sahip çıkmamız gerekir. Büyük resme bakmak gerekir. Ormana bakmak gerekir. Ağaç önemlidir ama sadece ağaca takılmak bizi doğru bir yere götürmeyebilir. Oradaki arkadaşımız, Ahmet Akın arkadaşımız çok soğukkanlı ve saygılı bir tavır gösteriyor. Ben kendisine teşekkür ediyorum. İl örgütümüzdeki arkadaşlarımız da aynı şekilde. Balıkesir adayı olarak açıklanmıştı. Denizli'de de, Balıkesir'de de tabii. Denizli'de de, Balıkesir'de de, başka illerde de kırgınlıklar oluşuyor. Ama gerçekten biz eğer Türkiye'yi büyük bir noktaya götürmek istiyorsak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde bunun yapılması gerektiğini düşünüyorsak bazı fedakarlıklarda bulunacağız. Evet. Ben de bulunacağım, başka arkadaşlarımız da bulunacak. Evet. Yani artık zaten bu yeni sistemde hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyunun %25 olması, 30 olması ya da işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu kadar fazla belediye kazanmış olmasının da pek önemi yok İYİ Parti'nin falan. Toplam AKP'den alınacak belediyelere bakmak lazım. İktidarın ne kadar zayıfladığı önemli. Evet, iktidarın ne kadar geriletildiği önemli. Bu çerçevede efendim Saadet Partisi ile Sayın Karamollaoğlu'nun dediği o işte hani paslaşma mı demişti? Dirsek teması. Dirsek teması. Onun somutlaşabileceği iller, ilçeler var mı? Yani şöyle, onlarla da temas var mı? Var ama şöyle bir temas var. Şimdi Saadet Partisi ile biz oturup el sıkışıp şu illerde biz sizi destekleyeceğiz, şu illerde siz bizi destekleyin gibi bir şeyin içinde değiliz, çalışmanın içinde değiliz. O şu demek, Saadet Partisi'ne oy veren yurttaşlarımız var. O yurttaşlarımız Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanının seçilme ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde bizim onlardan talebimiz, ricamız Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkan adaylarını desteklemeleri. Kendi partileri aday çıkarmış olabilir. Hatırlayın 2014 sürecini. 2014 sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi bir muhalefet partisiydi. Doğru. Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar partisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi bir muhalefet partisiydi. Bazı illerde biz yanlış buluyor olmamıza rağmen bazı vatandaşlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, gönül veren bazı seçmenlerimiz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin karşısında MHP'li adayın daha güçlü olabileceğini düşünüp Milliyetçi Hareket Partisi'ne yöneldi. Mersin ve Adana. Örnek. Yine. Örnek. Evet. Yanlış mıydı? Evet, yanlıştı. Bugün o yanlışı daha rahat görüyoruz. 2014'te belediye başkanı seçtirdiğiniz Milliyetçi Hareket Partili belediye başkanları bugün Adalet ve Kalkınma Partisi ile işbirliği içinde tekrardan onların adayı olarak önümüze geliyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partililer bu adaylara oy mu verecek? Bu doğru bir şey olur mu? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni doğru. Oy verecek mi? Muhalefet partisi iktidar partisinin yardımcısına dönüştü. Şimdi böyle bir ortamda Cumhuriyet Halk Partililerin şunu görmesi lazım. Partimize sahip çıkalım. Partimizin adaylarının olduğu her yerde bir tane oyumuz heba olmasın diye her türlü çabayı gösterelim. Dirsek temasının mantığında da bir adayın diğer aday lehine çekilmesi durumu söz konusu değil. Ama Saadet Partili seçmenin de biz oyunu istiyoruz. İYİ Partili seçmenin de oyunu istiyoruz. İktidardakiler kızsınlar diye söylüyorum. Biz HDP'li seçmenin de oyunu istiyoruz. Biz HDP'li seçmenin de oyuna talibiz. Onlar HDP'li seçmenin oyuna talip olduğunda Diyarbakır'da bunun adı vatanseverlik oluyor. Cumhuriyet Halk Partililer Ankara'da HDP'lilerin oyuna talip olduğunda bunun adı vatan hainliği oluyor. Onu başkasına anlatsınlar. Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 24 Haziran'da oy verenlerin de oyuna talip.
Neden? O gün işlerin iyi gittiğini düşünüyordu yurttaşımız. Bugün işsiz. O gün Türkiye'nin güzel bir yaz dönemi yaşayacağını düşünüyordu 24 Haziran'da. Bugün gelen doğal gaz zamlarından nasıl kurtulurum, bunu nasıl öderim diye düşünüyor ve bu ayazda perişan olmuş durumda. Biz geçmişte kimin nereye oy verdiğiyle meşgul değiliz. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geliyor mu gelmiyor mu? Geliyor. Onu kucaklayacağız. Hep beraber kucaklayacağız. Evet. Bu HDP açtınız, ben de zaten soracaktım. Şimdi HDP üzerinden AKP ve MHP birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni kaşımaya ve bir olası bir seçim başarısızlığına sürüklemeye çalışıyor. İşte terör örgütünün uzantısı falan diyerek. Oysa ki HDP meşru ve 24 Haziran seçimlerinde de bu halkın oylarıyla parlamentoya girmiş ve güçlü bir grup oluşturmuş bir parti. Ama buna rağmen işte HDP onunla, CHP HDP ile görüşüyor, yok ittifak yapacak, İyi Partililer işte HDP ile CHP üzerinden birleşiyor falan gibi. Toplumun bir kesim seçmenini şey yapmak için, bloke etmek için, uzaklaştırmak için bu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan deyip propaganda yapıyorlar. Şimdi Saadet Partisi ile görüşüyorsunuz, İyi Parti ile görüştünüz, anlaştınız. HDP ile de böyle bir süreç izleyeceğiz mi? HDP ile yapacağımız şey, HDP'li seçmenin olduğu, HDP'ye oy veren seçmenin olduğu ya da HDP'ye oy vermese de bazı hassasiyetlerinin önemsenmesini isteyen seçmenlerimizin o hassasiyetlerini önemsediğimizi, belediye başkan adaylarımız çıkacak, anlatacak, onlara mesajı, belediye başkan adaylarımızın profili verecek. Onlara mesajı belediye başkan adaylarımızın kucaklayıcılığı verecek. Son parti sözcülüğü geçtiğimiz hafta bendeydi. Çıktım açıkça dedim ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde asgari ücret 2019'un ocağından itibaren 2200 lira olacak. Şimdi Kürt seçmen olsanız, Laz olsanız, Çerkez olsanız ne farkı var? Hı hı. 2200 lira asgari ücret işinize yarıyor mu, yaramıyor mu? Yarıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bunu sizin önünüze getirdi mi? Getirdi. Buna sahip çıkacaksınız. Biz insanların kökenine bakarak siyaset yapmıyoruz ki. İnsanların inancına bakarak siyaset yapmıyoruz ki. Onlar insan olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu için onların daha iyi bir koşulda yaşamasını istiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partililere 2200 lira önermiyoruz. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu her yerde, kazanacağımız belediyelerde de geçmişe dönük olarak verilmek üzere 2200 lira asgari ücreti öneriyoruz. Şimdi bu kimlik siyaseti meselesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Türkiye'nin önüne koyduğu bir bomba. İnsanları kimliklerine göre ayrıştıracaklar. Kendileri daha çoğunluk olduğunu düşündükleri kesimlerle işbirliği yapacaklar. Bizleri de başka bir alana doğru sıkıştırmaya çalışacaklar. Biz bu oyunda yokuz. Biz onların kendi hesaplarına yazdığı vatandaştan da gidip oy istiyoruz. İstemeye devam edeceğiz. Onların yapmış olduğu yanlışları vatandaşın görmesini temin edeceğiz. Bizim dünyamız bu. Bakışımız da bu. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler genelde kazandıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi aldığımız belediyelerin hiçbirine Cumhuriyet Halk Partiler işçi çıkarmadı. İnsanların inançlarına, kılık kıyafetine, onların siyasi tercihlerine bakmadı. İşini iyi yapıyor mu yapmıyor mu ona baktı. Partizan bir şekilde mi kadroya alınmış yoksa hak ettiği için mi kadroya alınmış ona baktı. Hı. Aynı şeyi yapacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu her yerde, yeni kazandığımız yerlerde de liyakate uygun, kendi işini yapan, işinin, aşının, ekmeğinin derdinde olan insanlarla kesinlikle uğraşmayacağız. Bu çok açık, bizim de taahhüdümüz. Ama kim olursa olsun iktidarın veremediği asgari ücreti Cumhuriyet Halk Partisi verecek. Buraya gelmişken Ekrem İmamoğlu'nun başarı hikayesi var mı? Şimdi Ekrem İmamoğlu niye özel sordum? Malum şimdi yerel sim deyince İstanbul. Hani ben anladım neden sorduğunuzu. İstanbul üzerine bütün dikkatler yoğunlaştı. Tabii bir sürü başka il de var ama İstanbul hani Türkiye'nin göz bebeği ve adeta Türkiye'nin işte beşte biri nüfusa sahip, seçmene sahip falan. Orada da şimdi Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret etti ve ailesiyle bir kahvaltı yaptılar. Sonra da güzel bir fotoğraf verdiler, bir aile fotoğrafı verdiler. Bu da tabii işte İstanbul adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ekrem İmamoğlu kesin gibi diye algılandı. Sayın Kılıçdaroğlu da belediye başkan adaylarımızın bir başarı hikayesi olacak diye hani sık sık anımsatma yapıyor. O nedenle sordum. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun bir başarı hikayesi var mı? Var. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının çok çok büyük bir kısmı başarı hikayesi yazdı. Tamam yazdı da bir kısmı bunu topluma anlatma imkanına sahip oldu. Bir kısmını belki toplum yeterince bilmiyor. Şunu ifade edeyim. Bizim genel seçim oyumuza bakın. Bir de yerel seçim oyumuza bakın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şunu görürsünüz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerlerde
Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden daha yüksek oy almamış olabilir genel seçimde. Ama belediye başkanlığı seçiminde bizim belediye başkanlarımız onları geride bırakır ve başarılı olur. Açık ara kazanır. Açık ara kazanır. Şimdi bu aradaki fark nereden geliyor? Bu aradaki fark bazen AKP'li seçmenden geliyor. Yani genel seçimde AKP'ye oy vermiş seçmenden geliyor. Bazen Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş seçmenden geliyor. Bazen HDP'ye, Saadet'e, başka bir partiye oy vermiş seçmenden geliyor. Ama sonuçta genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermemiş seçmenden geliyor. Neden? Şuna bakıyor. Eğer buraya Adalet ve Kalkınma Partisi kazanırsa benim hayat şeklime müdahale edecek. Ben belki genel seçimde onlara oy veriyorum. Başka nedenlerden dolayı. Ama yerelde belediyeciliği Cumhuriyet Halk Partililer daha iyi yapıyor. Bu bizim belediye başkanlarımızın yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve onların başarı hikayelerinin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Benzer bir durum Sayın Ekrem İmamoğlu için geçerli. Ekrem İmamoğlu bizim belediye ilçe başkanlığımızı yaptı. Ben il başkanıydım. Hı. Sayın Ekrem İmamoğlu bizim ilçe başkanımızdı. Partimizin ilçe başkanıydı Beylikdüzü'nde. İyi bir çalışma yürüttü. İyi bir ilçe başkanlığı dönemi geçirdi. Kendi ilçesinde bütün delegasyon sandıktan çıktı. Gayet huzurlu bir şekilde seçim ortamı yürütüldü. Ondan sonra döndü belediye başkanlığına aday oldu. Kimden aldı? Adalet ve Kalkınma Partisi'nden aldı. Yüzde kaç oyla aldı? %51 ile aldı. Eğer Adalet ve Kalkınma Partili belediye başkanı başarılı bir hizmet dönemi geçirmiş olsaydı Sayın İmamoğlu belki de seçimi kazanamayacaktı. Hem geçirmedi hem de karşısına başarılı bir alternatif olarak çıktı. 2014'te AKP'li başkandan aldı seçimi. AKP'li başkandan Beylikdüzü'nü aldı. Ondan sonraki 5 yıllık süre içinde de çok başarılı işlere imza attı. Doğru. Dolayısıyla toplum onu tanıdı. Partinin diğer kesimleri onu tanıma imkanına sahip oldu. Onun başarı hikayesi de parti içinde gittikçe büyüdü. Bu şekilde başarı hikayesini büyüten başka belediye başkanlarımız var mı? Bir sürü. Birçok. Ama medya olanakları bazen yeterli olmadığı için, medya sermayesinin %90 itibariyle iktidara bağımlı olduğu için toplumla yeterince buluşamıyor olabilirler. Ama her birinin ayrı bir başarı hikayesi var. Doğru. Bazen kendileri de, belediye başkanlarının kendileri de böyle anlatmayı pek öncelikli sorun öncelikli olarak görmüyor olabilirler. Görmüyor. Hani reklamı sevmiyor. Hizmetlerimizi de anlatalım. Evet, hizmetlerimizi anlatamıyor. Medyadan uzak duruyor. Öyle durumlar da var. Ben de hani bir şey, televizyoncu olarak bunu gözlüyorum. Şimdi efendim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki genel başkanı Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'ın bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir açıklaması vardı. Orada diyor ki Sayın Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi diyor cesur hareket etmeli, cesur kararlar almalı adayları belirlerken. Yani benim o açıklamadan dikkatimi çeken biri bu laf, yani CHP cesur kararlar alarak aday çıkarmalı. İki, parti içinde öz evlat, üvey evlat görüntüsü vermemeye dikkat etmesi gerekir diyor genel merkezin. Yani şunu diyor, hani geçtiğimiz süreçte malum Cumhuriyet Halk Partisi'nde sık sık bu tartışmalar oluyor, iş tartışmalar oluyor. İşte şurada yer almıştır, burada yer almıştır. Genel merkeze karşı davranmıştır o parti içi yarışlarda veya genel merkezin yanında yer almıştır. Genel merkeze karşı davranmış olanları da kucaklayabilmeli Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi ki partide bir hani bir barış ve herkes kendini partinin öz evladı gören bir anlayışa girebilsin ve bir sinerji yaratılsın. Yani parti içi barış ve bütünlük sağlansın anlamında bir açıklaması vardı Sayın Baykal'ın. Nedir efendim bu konudaki yaklaşımınız? Yani mesela bu işte seçimlerden sonra 24 Haziran seçimlerinden sonra bu imza toplama sürecinde filan işte imza vermiş olan kurultay toplansın diye imza vermiş olan delege şimdi adaysa ve doğruysa adaylığı şansı var mı yok mu yoksa hani o ya bize karşı imza verdi sıfır şansı mıdır? Nasıl bakarsınız? Şimdi bunu çünkü bu soruyu hakikaten CHP soru. Kamuoyunun önemli şeyi var. Yani evet. Bu yanıta ihtiyacı var CHP kamuoyunun. Şimdi aday belirleme süreci başlamadan önce yani ilk adayların açıklandığı parti meclisinden önce biz 11 bölge toplantısı yaptık tüm Türkiye'de. Partinin eski ve yeni yöneticilerini beraber çağırdık. Yani daha önceki dönemlerde görev yapmış, hali hazırda görevde olan yöneticilerini beraber çağırdık. Onlara ben şöyle bir yaklaşımı ifade ettim. Dedim ki parti bir tartışmalı süreç geçirdi 24 Haziran'dan sonra. Kabul. Cumhuriyet Halk Partisi bu tür tartışmaların yapılabildiği bir partidir. Doğru. Başka da bir parti yoktur. Doğru. İkincisi, bu tartışmayı biz bir tartışma süreci olarak kabul ediyoruz. Genel merkeze karşı imza verdi, vermedi, işte önce verdi, sonra çekti. Bu tartışmaların hepsini kapatıyoruz. Siz Cumhuriyet Halk Partilisiniz. Siz bu partiye emek vermiş insanlarsınız. Sizin parti içi siyasi tercihiniz farklı olabilir. Biz buna saygı duymak durumundayız. Saygı da duyuyoruz.
açıklıkla söylüyorum. Eğer bir belediye başkanımız genel merkeze karşı olağanüstü kurultay toplansın diye imza verdiyse ama kendi alanında, kendi seçim bölgesinde doğru işler yaptıysa, şu az önce bahsetmiş olduğumuz liyakat ve hizmet çerçevesi içinde çalışmalar yaptıysa, o belediye başkanı arkadaşımız tekrar adaylaşacaktır dedik. O gün bu bir temenniydi. İlk parti meclisi toplantısında gelen isimlerin arasında imza vermiş kurultay delegesi arkadaşlarımıza adaylaşanlar oldu. Daha önce belediye başkanı değil, kurultay delegesi imza vermiş adaylaştı. Daha önce belediye başkanı imza vermiş adaylaştı. Ondan sonraki parti meclis toplantılarında da bu devam etti. Meseleye Cumhuriyet Halk Partililik üzerinden bakmak lazım. Hı hı. Cumhuriyet Halk Partililerin parti içi meseleye bakıştaki siyasi tavrı değişebilir. Bu çok anlaşılır. Hiçbirimiz 3 ay önce düşündüğümüz bir konuda aynı düşünmek zorunda değiliz. Tavrımızı değiştirmiş olabiliriz. Olağanüstü kurultay sürecinde bir adayı desteklediği için imza veren arkadaşlarımız var. Kurultay toplansın da bir tekrardan bir değerlendirme yapılsın diye imza veren arkadaşlarımız var. Farklı gerekçelerle imza veren arkadaşlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gücü buradan geliyor. Böyle bir mesele başka bir siyasi partide oldu, parti bölündü. Doğru. Şimdi önümüzde şu son 10 sene içinde, bırakın daha geçmişini, gördüğümüz bir sürü örnek var. Salona sokulmayıp genel başkan adayı olduğunu ilan etmiş, salona sokulmamış örnekler var. Doğru. Bunlar partilerin içindeki huzura, demokratik mekanizmaya zarar veren şeyler, partileri doğru bir yere götürmez. Biz oturuyoruz, nezaket içinde konuşuyoruz, tartışıyoruz, karar alıyoruz, aldığımız karara uyuyoruz. Aldığımız karara uymazsak tartışma çıkar. Yani o zaman sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Ama kurullarda herkes görüşünü söylemeli ve o kurullarda oluşan görüşe de herkes riayet etmeli. Bizim temel anlayışımız bu. Birincisi, bence Sayın Baykal'ın söylemeye çalıştığı şey bu. Bu şu anda uygulanıyor. Yani öz üvey ayrımı derken. İkincisi, cesur kararlar alınmalı. Ona da katılıyorum. Cesur kararlar almamız lazım. Toplum değişiyor. Toplumun değişimine ayak uydurduğu için Cumhuriyet Halk Partisi 95 yıllık bir parti. Bundan sonra da toplumun değişimine ayak uyduracak bir siyasi partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Dünyanın en eski siyasi partilerinden bir tanesi, bu nedenden dolayı hala yaşıyor. Uzun zaman iktidar olamadığı dönemlerde de Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni büyük bir sadakatle partisini sahipleniyor. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesinlikle değişmeyeceği, yani kadrolarını değiştirmeyeceği, programını güncellemeyeceği, günlük dünya gelişmelerine uyumlu hale getirmeyeceği anlamına gelmez. Konuşulur, tartışılır ve toplumsal dinamikleri yakalayacak bir sürece girer ki Cumhuriyet Halk Partisi bunu geçmişte de hep yaptı. Bundan sonra da yapmaya devam edecek. Evet. Sayın Salıcı, son bir soru sormak istiyorum. Yani sizin eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Şimdi siz hani Cumhuriyet Halk Partisi'nde sol kanatta gibi bilinen bir siyasetçisiniz. Ankara adaylığı şimdi malum işte isimler üzerinden konuşuluyor ama ben isim sormak istemiyorum. Nasıl bir Ankara adayı çıkaracak Cumhuriyet Halk Partisi? Yani siyaseten konumlanma açısından şimdi bir AKP ve MHP'nin desteklediği, işte AKP'nin çıkardığı bir aday var Ankara'da. Kimdi? Özaseki. Özaseki, evet. Kayseri eski belediye başkanı Özaseki. Milliyetçi, muhafazakar bir hani siyasetçi. Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir aday yani siyaseten çıkarır? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçim bölgelerinde çıkarmış olduğu adaylarda bir kere partili arkadaşlarımızın ön planda olması gerekiyor. Hı. Bazı seçim bölgeleri var ki biz kendi seçmenimizin oyuyla seçimi kazanacağız. Örnek Mersin. Kendi seçmenimizin oyu derken işte az önce söylemiş olduğum çerçevede Cumhuriyet Halk Partili olacak ama sadece Cumhuriyet Halk Partili seçmenin oyunu almayacak, onun dışındaki kesimlere de ulaşabilecek. Şimdi bazı yerler var ki oralarda şu konuşmuş olduğumuz işbirliğini toparlayabilecek adaylara ihtiyaç var. Yani oradaki farklı kesimlerin oylarını, farklı partilere gitmiş olan oyları aynı potaya getirebilecek adaylara ihtiyaç var. Ama profil, seçim çevresi değişse de ortak amaç değişmiyor. İktidarın elinden biz Ankara'yı, İstanbul'u aldığımızda elimizdeki mevcut büyük şehirleri yani İzmir'i, Muğla'yı, Aydın'ı, Hatay'ı, Tekirdağ, bu büyük şehir belediyelerini, Eskişehir'i koruduğumuzda, üzerine de Adana, Mersin, Antalya'yı eklediğimizde, başka bir Bursa'yı eklediğimizde, başka büyük şehirleri eklediğimizde bunun sonucu ne olur? Bunun sonucu iktidarın bu baskıcı uygulamalarının geriletilmesi olur. İktidarın bu antidemokratik uygulamalarının geriletilmesi olur.
profile bakmamız lazım. Adaylaşmalara bakmamız lazım. Ama büyük resmi kaçırmadan bunu yapmamız lazım. Ben bu çerçevede bir süreç yürüneceği kanaatindeyim. Ya amaç AKP'nin elinden belediyeyi almak. Onu nasıl bir siyasi profil gerektiren aday oluyorsa öyle bir aday koymalıyız. Seçim çevresine özel olarak bakmamız lazım. Evet. Burada hani meseleye konfeksiyon gibi değil de butik, terzilik açısından bakmak lazım. Tamam. Çünkü öyle seçim bölgeleri var ki 3 tane siyasi partide oyu birbirine çok yakın. Biz de o partilerden bir tanesiyiz. Öyle seçim çevreleri var ki biz açık ara öndeyiz. Öyle seçim çevreleri var ki bizim ciddi bir başka kesimlerle temas etmemiz gerekiyor. Yoksa bizim çıkaracağımız aday tek başına o seçimi kazanma imkanına sahip değil. Bunların her birinde başka bir bakış açısıyla hareket etmemiz gerekiyor. Doğru. Gayet net anlaşıldı. Oğuz Bey, benim soracaklarım bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi şunu... Salı günü parti meclisi. Evet, salı günü parti meclisimiz var. Biz parti içi meselelerde konuşuruz, tartışırız. Ama sonuçta ortaya çıkan karara uyarız. Şunu ifade etmek lazım. Partili arkadaşlarımızın birincisi, sandığa gidilmesi yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaları lazım. Bizim partilerimiz zaten gidecekler. Ama etraflarındaki... O küskünlük bayağı aşıldı. Bayağı hızla aşılıyor. Hem o aşılıyor hem de toplumun farklı kesimleri sandığa gitmezlerse de sandığa gitmemek Cumhuriyet Halk Partili adayların lehine olan bir şey değil. Yani İYİ Partili arkadaşın da sandığa gitmesini temin etmek lazım. Geçmişte HDP'ye oy vermiş olan arkadaşın da, Saadet Partisi'ne oy vermiş olan arkadaşın da, Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasında yapılacak olan bu işbirliği, bazı yerlerde MHP'li aday öne çıkıyor, Adalet ve Kalkınma Partisi aday göstermeyecek. Burada bir alan oluşuyor. AKP'nin bütün seçmeni kimsenin cebinde korunaklı bir seçmen değil, götürüp MHP'lilerin eline verecek. Oradaki ortaya çıkan alanı bizim siyasetçilerimiz o boşluğu doğru bir şekilde değerlendirmeleri lazım. Oradan o hassasiyetlere uygun belediye meclis üyeleri, yeni siyasetçiler oluşturup Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarını takip etmeleri gerekiyor. Bu bize başarıyı getirecektir. Evet. Çok teşekkürler Sayın ben Salıcı. Salı günkü parti meclisi toplantısında yine tabii bir takım aday açıklamaları olacak. Olacak. Netleşenler. Evet. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyiciler, umarım merak ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi örgütlerini ve CHP kamuoyunun ve onun ötesinde genel kamuoyunun, özellikle İstanbul, Ankara'da ve Adana, Mersin gibi büyük illerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkaracağı adayları dört gözle beklediğini biliyoruz biz de. Yani bize de çünkü sık sık soruluyor. İşte İstanbul adayı kim olacak, Ankara adayı kim olacak, Ankara'da yaşayanlar, İstanbul'da yaşayanlar, diğer büyük şehirlerde yaşayanlar. Çünkü önümüzdeki dönem hangi belediye başkanıyla yollarına devam edeceklerine kafalarda karar vermek için CHP'nin çıkaracağı adayları görmek istiyorlar. Umarız hani biraz netleşmiştir bu Sayın Salıcı'nın açıklamalarından. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz efendim. İyi geceler diliyoruz.